Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle prenseslerimiz için güzel bir elbise çalışması yaptık. Elbisemi örmek için 2 adet ip kullandım. İkinci ipimi tamamen bitirmedim. 3 numaralı da şişimi kullandım. Şöyle etek boyuna hemen bakalım. 1-2 yaş grubu rahatlıkla giyebilir elbisemizi. Etek kısmı 24 santim bakınız bel kısmından etek ucuna kadar ölçtüğümüz zaman şu kısma kadar 24 santim etek kısmı e, robasını ölçelim robası ise şöyle 20 santim bakınız omuzdan aşağıya 20 santim robasının olduğunu görmekteyiz. Tamamını ölçtüğümüz zaman ise elbisemizin boyu 44 santimden oluşmakta hemen arkasını çeviriyorum bel bölgesi 27 santim tabi etek bölgesine geçtikçe birazcık daha genişlemekte Evet şimdi elbisemizin yapımını anlatmaya başlayalım Evet elbisemizi örmek için arkadan başlıyorum Şurada hangi yaş grubu için öreceksek o yaş grubunun bel ölçüsüne göre e, ayarlayalım. Bundan daha küçük yaşlardaki çocuklarımız için öreceksek ilmek sayısını birazcık daha az alarak başlayalım. Görmüş olduğumuz gibi belli bir yüksekliğimizi yapıyoruz. E, örerken içerisinde ölçülerle e, yapacağız birlikte. Daha sonrasında arkamızda görmüş olduğumuz bu ense oyuntusunu ve omuzlarımız için olan bölümlerimizi ördükten sonra tüm bir parça şeklinde önümüzü de örüyoruz. Artışlarımızı yapıp belli bir süre örüyoruz. Üçer tane artışımızı yapıp tekrar şuradaki ölçümüzün birebir aynı daha küçük bebeklerimiz için yapacaksak birazcık daha ölçümüzü bir santime kadar küçük tutup e, Diğer tarafı da aynı şekilde ayarlayabiliriz. Bu robo ölçüsü yani bu uzunluk büyük olabilir. Küçük çocuklarımıza hem kolumuzdan küçük olarak ayarlayalım. Hem de diğer e, buradaki bel bölgesini saracak kısmı. Aynı şekilde diğer omuzumuzu da önden şu omuz kısmından bakınız örerek devam ediyorum. 14 tane artışlarımı yine yapıyorum. Ve alt kısmı da örüyorum. Diğer taraftaki 3 artışımızı da yine aynı şekilde unutmadan örüyoruz. Ve eteğimizin şu kısımdan ilmeklerimizi alarak etek bölgesi için ilerliyoruz. Eğer çok fazla büzgülü istiyorsanız bir tane örüp bir tane artalım bir örüp bir artalım. Ee, çok büzgülü olur o zaman yoksa bu şekildeki bir büzgü istiyorsak normal yeterli e, olacak derseniz iki tane örüp bir tane büzgü şekliyle de elbisemizi tamamlayabilirsiniz. Evet bu şekilde kısaca bir hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra kolay gelsin diyerek elbisemizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Elbisemizi örmek için Nako'nun lüks minnoş baby ipini kullanıyorum. İpimizin renk numarasına bakıyorum. 236, 100 gram ve 336 metre. Ve şişi ise 3 numaralı şişimi kullanıyorum. Bu ipimi örmek için. Hemen 60 tane ilmeğimi şişime toparlayarak elbisemin arkasını örmeye başlıyorum. Şöyle alalım ilmeğimizi. Yeteri kadar ipimizi ayırdıktan sonra çok da uzun bırakmayalım. Şöyle ortalama göz kararı ayarladıktan sonra hemen ilmeğimizi düzelterek örmeye başlayalım. Direkte başlayabilirsiniz. Şu şekilde düğüm atarak başlayabiliriz. Birinci ilmeğim sayıyorum. Ve sırası ile alıyorum. İstediğiniz her türlü örgü çeşidiyle bu ilmeğimizi toparlayabilirsiniz. 60 olana kadar ilmeğimizi toparlayalım. 60 tane ilmeğimi toparladım. Hemen bir tane düğümümü atıyorum. Ve örgümün burası ters yönü. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters olarak sona kadar ilerliyorum. Bir sıra tersimizi ördükten sonra örgümüzün ön yüzündeyiz şimdi. Ve örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir tane düz, bir tane ters örerek pirinç örgümü başlatıyorum. Düz, ters. Düz. düz ters düz ters olarak sıramızın sonuna kadar bir düz bir ters ilmek örelim. Sıranın sonunda yeniden görüşelim. En son ters ilmeğimi ördüm ve bakın sıradaki ilmeğimi yani son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Eğer buradaki ters değil yine düz olarak gelmiş olsaydı yine son ilmeğimizi her şekilde düz olarak örelim. Örgümüzün en son kenar bitişinin düzgün olması için. Ya yani bakın ters geldi, düz ördük. Eğer e, düz olmuş olsaydı yine düz örerek son e, ilmeğimizi de tamamlardık. Evet şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Bir tane ters, bir tane düz ördüğümüzü görüyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alalım ve örgümü gördüğüm şekliyle örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Arkada örgümüzün yönünü değiştirmiyoruz. Nasıl gördüysek öndeki kurduğumuz şekliyle bakınız, göründüğü gibi örüyoruz. Düz, ters. Düz, ters. Ters, düz. Nasıl görüyorsak Başa kadar örelim. Son ilmeğimize gelene kadar ördüm. En son ilmeğimiz yine ters. Son düz olarak tamamlıyoruz örgümüzü. Arkada hiçbir değişiklik yapmadık. Öndeki kurmuş olduğumuz düzen üzerine düzleri düz, tersleri ters olarak ördük. Örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz ve burada düz örgülerimizi terse, ters örgülerimizi düze çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve hemen düz örgümü görüyorum. İpimi üzerine alıyorum. Düz örgümü ters örgüye çeviriyorum. Ters örgümü hemen düz örgüye çeviriyorum. Düz örgümü ters örgü olarak örüyorum. Her bir ilmeğimizin yönünü değiştirerek ilerliyoruz. Düzleri ters, terslerimizi düz olarak örelim. ters düz düzü ters yaptım bakınız. Tekrar tersi düz düzü ters. Şöyle görelim. İlmeklerimizin yönünü değiştirerek ilerleyelim. İlmeklerimizin yönünü değiştirerek sona doğru geldim düzleri ters tersleri düz olarak ördüm ve son ilmeğimi bakınız öreceğim ondan bir öncesi düz son ilmeğimizi de her zaman düz örüyoruz ve örgümün arka yönünü çeviriyorum arka yönünde nasıl görüyor isek o şekilde örüyoruz düzleri düz terslerimizi ters sadece ön yüzde değişiklik yapıyoruz bakınız ters örüyorum düz ters düz hiç değişiklik yapmıyoruz. Ters derimi ters, düz düz olarak örüyorum. Örgümüzün arka yönünü tamamladık. Tekrar ön yüzündeyiz. Şimdi e, ön yüzde ilmeklerimizin yerini yeniden değiştiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi görüyorum. Tersimi düz örgüme çeviriyorum. Düz örgümü ters örgüme çeviriyorum. Düzü tersi düze, düzü tersi çeviriyorum. Ön yüzde değiştiriyoruz. Arka yüzde değiştirme işlemi yapmıyoruz gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ve bu şekilde örmeye devam edelim. Tersimi düz yapıyorum. Düzümü ters. Evet, arka yönden değişiklik yapmadan sadece ön yönden, ön yüzden değiştirerek ilmeklerimizi örerek biraz büyütelim. Çok fazla değil, biraz daha örelim. Yeniden görüşelim. Elbisemin robasının arkasını örmeye devam ettim. Bir ters bir düz şeklinde ördüm. Ölçümüze bakalım. 8 santim yüksekliğinde ördüm. Enine şu şekilde kontrol edelim. Eni ise 24 santim. Şimdi 8 santim yüksekliğe ulaştığı zaman 3 tane sağdan 3 tane soldan ilmeğimizi keselim ve kol oyuntumuzu hazırlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi örüyorum ve bir tane kesiyorum. İkinci ilmeğimi kesiyorum. Üçüncü ilmeğimi kesiyorum. Ördükten sonra içinden geçiriyorum. Üç tane ilmeğimi sağ yönden kestim. Burası arkası olduğu için bakınız örgümüzün gördüğüm şekliyle devam ediyorum. bir düz bir ters bir düz bir ters örüyorum sıranın sonuna kadar ilerliyorum arkadan örerek geldim kestiğim sırayı şimdi yeniden öndeyim 3 ilmekte buradan keselim birinci ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane kesiyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ve kesiyorum üçüncü ilmeğimizi de yine örerek kesiyorum 3 tane sağdan 3 tane soldan ilmeklerimizi kestikten sonra bakınız 3 buradan kesmiştim 3 de diğer taraftan şimdi arayı örmeye devam edelim burası kolumuza kadar yani kol altı bel bölgesinden kolumuza doğru çıkan kısım şimdi sırtımızı yukarıya doğru örmeye devam edelim yine aynı şekilde ön yüzde kurulumumu değiştiriyorum düz değerimi ters ters değerimi düz yapıyorum ve pirincimi bu şekilde ilerletiyorum. Elbisemizin arkasını örerek devam ediyoruz. Bakınız şu kadar ördüm. Yaklaşık 4 santim kadar. Bir 4 santim kadar daha aynı şekilde örerek büyütelim. Omuzumuza geldiğimiz zaman tekrar görüşelim. Bu şekilde bakınız. Örmeye devam edelim. Arka yönden şöyle baktığımız zaman modelimizi Arka önden de çok şık olduğunu görüyoruz. Evet biraz daha örelim. Elbisemizin arka robasını örmeye devam ettim. Kolumuzu kestikten sonra 8 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi 16 ilmeğimi örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Diğer omuzdan da 16 ilmek bırakıyorum. Aradaki ilmeklerimi kesiyorum. Burası enseğimiz için yani boyun kısmına gelen bölüm olacak. Omuzlarımızın üzerinde 16 ve 16 tek ilmeklerimiz kalacak. Şimdi bakın burada tam 16 tane ilmeğimiz var. Hemen kesmeye başlıyorum. İkisini birlikte aldım. Takıyorum. İkisini birlikte alıyorum ve kesiyorum. Takıyorum. Bir tane taktığım ilmeğin, bir de Şimdiki ilmeğimin her ikisini alıyorum ve kesiyorum. Yine birer birer arayı kesiyorum. Arayı kestim. Bakınız, tam diğer kenarda da 16 tane ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki e, ilmeğimizi isterseniz herhangi bir ipe ya da e, aparata takabilirsiniz. İsterseniz şişinizde örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi buradaki e, ipimizin de olduğu kısımdan örmeye devam edeceğim. Sadece 16 ilmeğimizi omuzumuzun yukarısına doğru modelimizin kurulumunu bozmadan aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakınız kurulumumuza dikkat edelim. Hemen bakın ilk ilmekten başlıyorum ve örüyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Burası örgümün düz yönü olduğu için yönlerini değiştirerek örüyorum. Hiç bozmuyorum. Eğer sizinki arka yönse yön değiştirmeden devam edebilirsiniz. Sol elimdeki şişim uzun şişim olduğu için masama dokunmakta Evet şimdi bu 16 ilmeği biraz örerek büyütelim. Evet omzumuzu örmeye devam ettik. Bakınız çok güzel durmakta. Hemen kaç santim olduğuna bakalım. En güzel ölçü santim olarak vereceğimiz ölçüdür. Bakınız 9,5 santim. Şöyle gördüğümüzde tam 10 değil 9,5 santim. Ördük omuz kısmına doğru. Diğer tarafı da aynı santim üzerine eşit olarak öreceğiz. Şimdi bakın ben artırmaya başladım. 16 tane ilmek burada vardı. 14 tane ilmekte bu uca artırarak örmeye devam edeceğiz. Arka ön kısmımızı artık burası omuzumuzun yarısı arkası, yarısı ön olacak. Şimdi 10 tanesini ben hazırlığımı yaptım. 11 12 13 ve 14. Tam 14 tane ilmeğimi arttım. Şöyle sayalım isterseniz. 2 4 6 8, 10, 12 ve 14. 16 da zaten devam eden ilmeğimiz. Şimdi çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Bakınız burası örgümün düz yönü ve ilmeğimizi değiştireceğimiz sıra. Şimdi buradan itibaren arttığımız ilmeklerimizden itibaren ilmeklerimizin kurulumunu yapalım. Hemen şuradan bakıyorum. Bakınız terse çevireceğim. Şunu düze çevirmem gerekmekte. Bakınız bu ters bu düz olacak. Şimdi sayalım. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. En son bakınız düz olarak ayarladım. Siz de bu şekilde ayarlarsanız burada herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Sizin tabi yön farklı olabilir, sayı fazla olabilir. O yüzden birer birer sayarsak çok güzel olacaktır. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şuradan alalım ilmeğimizi aldığımız için açılmasın. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ters başlatıyorum. Bir düz, ters, düz. Şöyle arkadan da alabiliriz. Ya da şuradan alıyorum. Ters, düz, ters, düz. Yani modelimizi hiç bozmadan örüyorum. Bakınız ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Evet şimdi bakınız modelimizi yeniden düzeltiyoruz. Ilmeklerimizi burası örgümüzün düz yönü olduğu için bakınız örgümüzün düz yönü ipimiz burada. Düz yönden e, değiştirme işlemimizi yapıyordum. Ters. Düzü terse çeviriyorum. Tersi düze çeviriyorum. Tekrar tersi düze çeviriyorum. Buradaki her zamanki yaptığımız işlemimizi yapıyoruz. Evet önümüzün bir parçasını bu şekilde örerek biraz ilerleyelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Şu şekilde bakın. En son ilmeğimizi her zaman düz alıyoruz. Kenarımız şu şekilde düzgün çıkması için. Arkasını çeviriyorum. Bu kısmı tamamen örmeye devam ediyorum. Şimdi arkasında gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Terslerimi ters, düzlerimi Düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Düz bakınız. Ters, düz, ters hiç bir şekilde her iki ilmeğimiz yan yana gelip bizi sıkıntıya sokmadı. Sondan itibaren önceki ördüğümüz yerden itibaren sayarak ilerleyelim. Evet en son ilmeğimizi her zaman düz örüyoruz ve örgümü çeviriyorum. Şimdi yeniden modelimizin yerleşimini değiştirerek biraz büyütüyorum. Evet şimdi artışlarımı yaptıktan sonra örmeye devam ettim. Hemen kaç santim ördüğümüzü ölçümüzde bakalım altı buçuk santim ördük bu kısmı şimdi e, yan taraftayım bakınız şu şekilde bıraktığımız zaman şöyle tam şuradayım şöyle görelim 3 tane ilmeğimizi eksiltmiştik şimdi buraya üç tane ilmeğimi örüyorum 1 2 3 şimdi alt kısma geçtik artık buradan itibaren aşağıya örmeye başlıyorum şöyle görelim şu kısmı 3 tane ilmek artırarak eşitledik şuradaki görmüş olduğumuz kısım önümüz aşağıya doğru ilerleyerek devam edeceğiz burada düz ve ters örgümüzü dikkat edeceğimiz için bakınız şöyle bakıyorum örgümün ters yönündeyim şuradaki düzene göre bakıyorum ters düz ters düz ve ters Hemen almaya başlayalım. Şuradan bu kısmı çıkardıktan sonra yeniden bakalım. İlk ilmeğimi şöyle ilk olduğu için boşalmasını istemiyorum. Düz olarak bu yönden örüyorum. Şöyle arkadan girerek örüyorum bakınız. Bir tane ters örüyorum. Tekrar düz örüyorum. Ters örüyorum ve bakıyorum, bakınız örgümün hangi yönündeyim? Örgümün ters yönündeyim. Gördüğüm üzere e, örmem gerekiyor. Onun için şimdi bakınız ikisi yan yana geldi. O yüzden hemen takıyorum ilmeklerimi geri yönümü düzeltmek istiyorum. Ters düz, bunun ters olması gerekmekte, bunun düz olması gerekmekte. Ilmeklerimizi ona göre alalım şu ilmeğimi de düz olarak örmem gerekiyor Evet hemen ipimi öne alıyorum iki tane ilmeğimizi yan yana getirmeyelim düz ters düz ve bakınız ters düz ters düz gördüğüm şekliyle artık kurulumumu bozmadan devam ediyorum orayı ayarlayalım hemen 3 ilmek sayarak gidersek zaten daha kolay olacaktır arkada ördüğümüz santime eşit olarak artışımızı yaptıktan sonra öreceğiz. Şimdi şöyle yere serip bakalım. Son ilmeğimizi düz örelim. Evet şimdi şöyle daha rahat bakalım. Arkamızı örerek gelmiştik. Üç tane ilmek yeterli ölçü olduktan sonra kestik, epeyce ördük. Daha sonra ortadaki ense boşluğumuzu kestik. 16 ilmeğimizi devam ettirdik. 16 ilmeğimizi devam ettirdikten sonra 14 ilmek tekrar şişimize taktım. Altı buçuk santim yine ördüm ve şuradaki eksiltme yapmış olduğumuz bölümdeki 3 tane ilmeğimizi yeniden taktım sadece bakınız kolumuz ve sırtımızın olduğu yerde 3 ilmeğimiz eksik oldu şimdi 3 ilmeğimizden sonra bu arkamızdaki e, santim olarak örmüş olduğumuz ölçünün birebir aynısını örüyoruz ve e, önümüzün buradaki görmüş olduğum sol tarafını şu şekilde tamamlamış oluyorum bakın şimdi ördüğümüz bölüm şu kısım olmakta çok güzel göründü bakın şöyle önümüz ve arkamız şimdi aşağıya doğru tam ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Sonrasında ise burada yaptığım işlemin birebir aynısını buraya kadar şuraya kadar yapıp gelelim. Buradan aşağısında ileğimizi açacağımız için birlikte çalışmaya başlayalım. Evet şimdilik aşağıya tamamlayalım. Omuzumuzun 16 ilmekli bölümünü artış yerimize kadar örerek gelelim hatta artalım artış yerimiz 14 tane bir sıramızı ördükten sonra ileğimizi yapmak için tekrar görüşelim elbisemizin roba kısmını örerek tamamlamak üzereyiz şimdi bakınız diğer omzumu da ördüm şöyle bir hatırlayalım isterseniz Başlangıçta 60 ilmekle arkadan başladık. Yeterli ölçümüzü ördük ve 3 üçer ilmek hem sağdan hem soldan kestik. Daha sonra yine yeterli ölçümüzü ördükten sonra 16 ilmek ayırdım. Aradaki ilmekleri kestim. 16 ilmeğimizle aşağıya doğru örmeye başladık. Daha sonra 14 tane ilmek aldım. Biraz ördükten sonra 3 tane karşı taraftaki azalmış olduğumuz ilmeği yani şöyle yaptığımız zaman aynı e, denklikte 3 ilmeğimizi artırdık ve aşağı doğru ördük. Buraya düğme dikeceğim bölüm olduğu için ben hemen boşken düğmelerimi diktim. Şimdi karşı tarafı yine 14 tane ilmeğim attım ve bir sıra geldim. Şimdi ikinci sırayı dönüşünü yapacağız ve iliklerimizi açmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi 3 tane düğme kullanacağım için tam düğmelerimin karşılığına denk gelecek şekilde tabi illa önce düğme dikmemiz gerekmemekte. Ben boştum, diktim ve yerine hemen takarım diye düşündüm belirli ölçüler arası şöyle en güzel ölçüyü mezurumuz verecektir. Mezurumuzda ölçtüğümüz zaman belirli mesafelerde işareti koyarak karşı tarafımıza iliğimizi açabiliriz. Evet şimdi bir sıra ilmeğimi alıp karşısından geri döndüm. Sadece o kadar ördüm fazla örmedim. Sizlerle birlikte devam etmek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi değiştirdiğim bölümdeyim. ilmeğimizi arttığımız yere doğru ilerliyorum. Değiştirerek bakınız. Her bir ilmeğimizi bu sıramızda değiştiriyoruz. Evet uç kısma doğru ilmeklerimizin yönünü değiştirerek geldim. Düz, ters. Bakınız 2 dört, 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi altı ilmeğimizin 2 tanesini bir örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Bir geriye kalan dördü yine sıramıza uygun olarak örüyoruz. Şimdi bakınız düz, ters. Her ikisini düz olarak örüyorum. Şöyle şuradan alalım. Yatırmama gerek yok. Düz olarak örüyorum ikisini şişimin üzerine alıyorum ters tekrar düz ters düz ve en son olduğu için yeniden düz örüyoruz Evet bakınız ilimizi açtıktan sonra dört tane ilmek bıraktık isterseniz üç tane ilmek de bırakabilirsiniz geriye dönüşümü yapıyorum yeni e, yönleri değiştirdiğim için bu sıramızda gördüğümüz şekliyle örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersi görüyorum, düzü görüyorum, tersi görüyorum ve buradaki ilmeğimi şöyle altından girerek şuradan girersem çok kocaman bir delik olur. Şöyle bakınız, arkaya doğru giriyorum. Bir tane iliğimi açmış oluyorum. Küçük olması için bu şekilde ördüm. Düz ördüm, ters, düz, ters, düz. Gördüğümüz şekliyle devam ediyoruz. Ve ilk iliğimizi bu şekilde açtık. Diğer iliklerimizi de aynı şekilde açarak ilerleyelim. Ve bakın. Örmeye devam ediyoruz. Tıpkı karşıdaki yaptığımız işlemimizin aynasında belli bir ölçüyü ördükten sonra. Bakın şu kısımdaki artmamızı da yapacağız. Şöyle görelim. Şuraya kadar örüyorum. 3 tane ilmeğimizi de artmayı unutmayalım. Ve bu kısmımızı tamamlamış olalım. Ters, düz ve en son olduğu için tekrar düz olarak örüp tamamlıyorum. Şöyle görelim yine. Birinci iliğimizi yerleştirdim. İkinci iliğimizi Artışımızı yaptıktan sonra tam artışımızı yaptığımız yere ikinci iliğimizi de açıyoruz. Evet elbisemin roba kısmının 3 tane iliğimizi birini sizlerle birlikte açmıştık. Diğer ikisini aynı şekilde açtım ve hemen iliklerimi taktım. Şimdi kesme işlemimin olduğu yerdeyim. Yanları dikmedim bakınız şu şekilde. Arkadan başladık tüm olarak robamızı ördük. Şimdi kesme işlemini yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ya da her ikisini aynı anda şöyle alarak örelim. İki tane ilmeğimi örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi tekrar şişime takıyorum. İki tane ilmeğimizi yine örelim. Şişime takıyorum. İkisini örüyorum. Şişime takıyorum. Alıyorum. Takıyorum. Kesiyorum. Yeniden şişimize takıyorum ve kesme işlemimi şu şekilde yapıyorum. Bakınız hem kestiğimizi hem de sıradaki ilmeğimizi örerek bütün ilmeklerimizi keselim. Çok kolay olmakta bu yöntem. Sıra sonuna kadar gelelim. sıramın sonuna kadar kesme işlemini yaptım ve ipimi buradan koparmadım bakınız ipimiz burada kalsın şimdi eteğimizi örmeye başlayalım eteğimizi örmeden önce şurada bakınız ilik yerimizin olduğu yere şöyle minik bir dikiş atmak istiyorum ilmeğimizi alacağımız için rahat olsun kaydırmayalım ve çirkin bir görüntü olmasın ikisi üst üste bakın buranın düzgün olması için şöyle birkaç tane dikişimizi attık hemen düğümümü atıyorum buraya bir tane düğümü attım ipimi kesiyorum isterseniz arkadan isterseniz ön yüzden hangisi dikmek daha kolay ve daha güzel yapacaksanız o şekilde dikişlerimizi yapalım. Sadece bir kolumuzun altına dikiyoruz. Önümüze minik bir dikişimizi attık düzgün olsun diye. Buradaki yana ise ilmeğimizi aldıktan sonra dikiş yapacağız. Bakın. Şimdi ben önden alıyorum. Her iki dıştan ilmeklerimi battım. Diğer dıştan alıyorum karşılıklı dışarıdan ilmeklerimi alarak dikiyorum. İçeriye çekelim bunu. Yukarıdan başlamıştım, diktim, en son aşağıya geçiyorum. İç kısma biraz yukarıya doğru gittikten sonra düğümümü atıyorum, ipimi kesiyorum. Şimdi ilmeklerimizi toparlamaya başlayabiliriz. Şimdi görelim şöyle. Burası arkamız ön tarafımız şimdi şişimizi misinalı şişimizi alıyoruz. Eğer misinalı şişiniz yoksa iki şişle de örebilirsiniz. O zaman ön parçamızı ayrı, arka parçamızı ayrı olarak tam şu yarıdan itibaren ilmeklerimizi göstereceğimiz şekilde alarak önümüzü ve arkamızı ayrı ayrı örebilirsiniz. Misinalı şişimiz varsa parçayı tüm olarak örelim. Şişimi aldım, ilmeğimi takıyorum. İki tane düz örüyoruz. Bir tane artışımızı yapıyoruz. Eğer çok katlı isterseniz, çok fırfırlı isterseniz her bir ilmeğimizde bir tane artışımızı yapabilirsiniz. Bakınız şuradan giriyorum. Hemen bakın şişimi taktım ilmeğimi. Alıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde örerek çıkarıyorum ilk tabii ki biraz zorlanabiliriz. Birinci ilmeğimi çıkardım. Hemen ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. İki ilmek çıkardıktan sonra bir tane artışımı yapıyorum. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmek çıkarıyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. İki örüyorum. Bir artıyorum. Bir. Çok fazla fırfır yani kat isteyen arkadaşlarım her bir ilmekte bir tane artırabilirler. Bir tane artırıyorum. İki ilmeğimi çıkarıyorum. Bir ve iki. Bir tane artışımı yapıyorum. İki ilmekte bir artışımızı yapalım. Bir iki bir tane artış bir iki bir artış artışımızı bu şekilde yapalım ya da aynı ilmeğimizi iki defa örerek yapalım başına dolamayalım o zaman kocaman delikler olmakta bir ve iki bir tane artış iki tane ilmek bir artış şekliyle örelim ve şurada görüşelim Arkadan başlamıştık bakınız. Önlere doğru geldim. Önlerimizin şu kısımlarında bir tane ördüm, bir tane arttım. Bir ördüm, bir arttım. Burada iki tane örüp bir tane artmıştım. Şu kısımdan itibaren yani tam düğmemize yaklaşırken 3 parmak kalarak birer birer fazla arttım. Ön tarafımızda büzgüsü birazcık daha fazla olsun diye. Şimdi iki kat olarak yapmış olduğum yerde tığımızla giriş yapmamız biraz zor olabilir. Onun için iki katlı olan yerlerde yani şişimize girişimiz zor olacağı için tığımızdan yardım alalım ve sadece ilmeklerimizi çıkarıp buraya takalım. Şişimize zorlanmayalım, hiç örgüyü kendimize zorlaştırmayalım. İki kat olan yerlerde ilmeklerimizi tığ yardımıyla hiç artış yapmadan alarak taktım. En son bakınız iki katımı tamamladıktan sonra bir tane artışımı yapıyorum ve devam ediyorum bir örüyorum bir artıyorum bir tane ilmeğimi çıkarıyorum ön olduğu için diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştım üzgülerimiz eşit olsun bir tane örüyorum hemen ilmeğimizi zorlanırsak tığımızdan yardım alalım artıyorum bir alıyorum bir artıyorum hemen bir çıkarıyorum bir artışımı yapıyorum bir çıkarıyorum artışımı yapıyorum önümüzün büzgülü durabilmesi için Bütün ilmeklerimizi toparladıktan sonra bakınız şurada kalmıştık bu kısmı da biraz sonra dikeceğiz ya da daha sonra da dikebilirsiniz şimdi tamamen yuvarlak bir şekilde dıştan ve düz örgüyle eteğimizi örmeye başlıyoruz şöyle başlıyorum. Bakınız. Düz örgümü örüyorum. Sırasıyla düz alıyorum. Artırdığım ilmeklerimi ve çıkardığımız ilmeklerimizi birer birer örelim. Çok fırfırlı isterseniz daha çok artışlarımızı yapabilirsiniz. Ben birazcık daha normal istedim. örmeye devam edelim düz yönden ve örgümün dışından örüyorum Evet bir uçtan diğer uca kadar düz yönden düz örgümüzü örerek geldim şimdi başlangıç noktasındayım şişimi şöyle ittiriyorum bakınız geri dönüş yapmıyorum yine şuradan devam ediyorum bakınız şuradaki açıklık hiç problem değil ördükçe burası kapanacak zaten şu kısmımızı dikiş atarak kapatacağız Evet bakınız ikinci sıramı örmeye başlıyorum. Ters yüz kesinlikle örmüyoruz. Hep düz örgü örüyoruz. Hep düz. Sadece düz örgümüzü örerek tamamlayalım şu şekilde. Evet biraz eteğimizi örerek büyütelim. Şuradaki görmüş olduğumuz gibi büskümüzü ne kadar fazla istersek ona göre artışlarımızı fazla yapabilirsiniz. Bir ilmek alıp bir tane artabilirsiniz. Ya da eğer biraz önce de bahsetmiştim sinalı şişimiz yoksa önce arkayı sonra önü örebilirsiniz. İkisi yanlardan da dikeriz. Evet, şimdi eteğimizi istediğimiz ölçü olana kadar yuvarlak bir şekilde örmeye devam ediyorum ve sadece düz yönden örüyorum. elbisemizin etek kısmını sadece ön yüzden örerek büyütmeye devam ettim. Yeterli ölçüye ulaştım. Ee, i̇stediğim uzunluk ölçüsü. Biraz da modelimizi yapıp modelimizden sonra örmeye devam edeceğiz. Şöyle görelim. 20 santim ördüm. Şimdi arkasında bırakmıştım. Bakınız tam arkada. Arkadan itibaren 3 büzme modelimizi uygulayarak örmeye devam edelim. Şu şekilde örmeye başlıyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 ve 2. Başına doluyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 1 ve iki tane ters ilmek örüyorum. Şişimin üzerine ipimi aldım. 3 tane ilmeğimi tek seferde düz olarak örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. 1 ve iki tane ters örüyorum. üç büzme modelimizi burada uyguluyoruz. Şimdi yeniden uygulamaya devam edelim aynen başlar gibi yeni başlarken bir defa başını doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Yeniden artışımı yapıyorum. Bakın şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde örerek kesme işlemi yapıyorum. Artma işlemi yapıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 tane ters. 1 ve 2. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. Üçünü aynı anda kesiyorum. Alıyorum iki tane ters. Bakınız 3 tane büzüyorum. 1 artıyorum. 3 büzüyorum. Yani kesiyorum bakınız. 3 büz, 2 ters dedikleri. Tekrar 3 büzdükten sonra bir tane daha şişimin üzerine ip alıyorum. İki tane tersimi örüyorum. Yani hiçbir şekilde ilmeğimizi kaybetmiyoruz. 3 defada keserken bir öncesinde artırıyoruz. 3'ü kestiğimiz için bir ilmeğimizi muhafaza ediyoruz. Bir de sonunda artırıyoruz. Yine üç tane ilmeğimiz aynen devam etmekte oluyor. Ee, tekrar iki tane tersimizde aynı şekilde örüldüğü için hiçbir şekilde ilmek kaybı yaşamıyoruz. Bu şekilde örerek sıramızı ilk artışımızı yaparak başlattığımız yere kadar örerek gelelim sıramızı tamamladım. 3 tane büzdüm. Birer başlangıcında birer sonunda artışlarımı yaptım. Yani şişimin üzerine ipimi aldım. 2 tane de tersimi ördüm. Tekrar başlangıç yerimdeyim bakınız. Başlangıç yerimdeki ilk artışımı düz olarak örüyorum. Bakınız. Diğer toparladığım ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir sonraki arttığım ilmeğimi düz örüyorum. Ters 2 tane tersim vardı iki ters olarak örüyorum diğer ilmeklerimin üçünü de düz olarak örüyorum 2 ve 3 2 ters bir şu şekilde tek yönden ördüğümüz için arka tarafı çevirmiyoruz örgümüzün dış yönünden bu şekilde örerek ilerliyoruz 2 ve 3 2 tane ters bir şişimi düzeltmek istiyorum. En son ilmeğim kalmış. Hemen. Evet şimdi ip şişimi ayarlayarak geliyorum. Artık örmemiz bayağı rahatlaştı. Birkaç sıra ördükten sonra iteğimiz ve örgülerimiz kolaylık göstermekte. Evet devam ediyorum şimdi örgüme. ipimi alıyorum. Arttığım ilmeğimi düz olarak örüyorum bir sonraki ilmeğimi yeniden düz örüyorum arttığımı düz örüyorum iki tane tersimi ters olarak örüyorum düz yerimi örüyorum iki ters bu birinci sıramız birkaç sıra örelim biraz yükselsin sonrasında yeniden görüşelim Birinci sıramızı örerek tamamladık. Bakınız buradan itibaren ördüğümüz sıramız 3 tane düzümüzü 2 tane tersimizi ördük. Şimdi yeniden örmeye başlıyorum. Bakınız 3 tane düzümü örüyorum. Modelimizden 2 tersimi örüyorum. 3 tane düzümüzü örüyoruz. Artırdığımız, toparladığımız sonra tekrar artırdığımız bir önceki sırada ördüğümüz düzlerimi örüyorum iki tane tersimi örüyorum. Ve şimdi bir kapadığımız. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Bir sıra daha örelim. 3 sıra ördükten sonra yeniden modelimizi bir kez daha uygulayalım. 3 büzme modelimizi uyguladık bakınız. 1 2 3 sıramızı ördükten sonra yeniden aynı modelimizi uygulayalım. Ben uygulayarak geldim bakınız. 3 sıra örmemiz yeterli. Yeniden aynı işlemimizi bir daha yapalım. Eteğimizin uç kısmını bu şekilde tamamlayalım. Bir tane artışımı yapıyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde alıyorum. Tekrar şişimin üzerine alıyorum. 2 tersimi örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 tane düzümü tek seferde alıyorum. Aşağıda yaptığımız işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki tane tersimi örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 3 tane ilmeğimizi almadan önce bir artış, üçünü birlikte alıyorum. Bir artış, iki tersimi örelim, sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamlayıp geldikten sonra bakınız, ikişer tersimizi örmüştük ve üçer düzümüzü örmüştük bir önceki çalışmamızda. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Artık ters çalışmıyoruz. Hepsini düz olarak örelim. Şöyle şişemin ucuna doğru getiriyorum. Düz örüyorum. Terslerimi de düz örüyorum. Artmış olduğum ilmeklerimi de düz örüyorum. Terslerimi de düz. Sadece burada yeterli oldu çalışmamız. terslerimi de bakınız düz örüyorum. Evet şimdi 4 sıra düz örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. 5 sıra ördüm bakınız. Tam 5 sıramızı tamamladıktan sonra şimdi bir kesit bir artışımızı yapıyoruz ve eteğimizin artık tamamen sonuna yaklaşıyoruz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 tane birden örüyorum. Şişimin üzerine alıyorum. İki ilmeğimi birden kesiyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi düz örerek kesiyorum. İkisini alıyorum. Kesiyorum. Bakınız şişimin üzerine ipimi alıyorum. Sona kadar bu işlemimi tekrar ediyorum. Bu şekilde artışımı yapıyorum. Her ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Bir artarken bir ilmeğimizi kesmiş oluyoruz ve sıramızı ilk başlatmış olduğumuz yere kadar bir artış bir kesme işlemi ile örelim bir defa artıyorum her ikisini aynı anda örüyorum bir tane arttık bir tane kesme işlemimizi yaptık artık bundan sonra hem arttıklarımızı hem kestiklerimizi şöyle bakınız bir göz oluşmakta iri iri düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arttığımızı, kestiğimizi bakınız hepsini düz olarak 5 sıra örelim. 5 sıra sonunda elbisemiz tamamlanmış olsun. Bakınız artışlarımızla birlikte şöyle birer delik oluştu bunu dikmekte kullanacağız eteğimizin ucunun şu şekilde görünmesinde Şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak toplamda 5 sıra olmasını sağlayalım elbisemizin etek kısmında bakınız bir tane artıp ikisini aynı anda aldığımız yani bir artıp bir kestiğimiz ilmeğimizden sonra 5 tane sıramızı ördüm şimdi kesme işlemini yapıyorum ve eteğimizin alt kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz kesme işlemini iki ilmeğimi aynı anda örerek yapmak istiyorum. Tabi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İki ilmeğimi aldım. Kestiğim ilmeğimi tekrar şişime takıyorum. Hem kestiğim ilmek hem örmediğim ilmeği aynı anda alıyorum. Tekrar şişime takıyorum. Ve bu şekilde bütün ilmeklerimizi bitiriyoruz. Hem kestiğim ilmeğimi hem de sıradaki örülecek ilmeğimi aynı anda örüyorum ve kesiyorum. Bakınız şu kısmı kestim. Bütün ilmeklerimizi birer birer keserek tamamlayalım. Evet eteğimizin alt kısmını tamamen keserek bitirdim. İpimi şöyle uzun bir şekilde bırakarak kestim ve altını dikmeye başlayabiliriz. Şöyle bakınız. Şuradaki bir ilmek artırıp iki ilmeğimizi kestiğimiz yeri tam ortalıyorum şu şekilde. Şöyle görelim. Ve arkadan dikmeye başlıyorum. İnce ince şöyle güzelce dikelim. Dilimli bir alt görüntüsü oluşturalım elbisemizin etek kısmı için. Elimizde düzeltelim. en güzel nasıl dikiyorsak o şekilde dikelim şu kısım. Tam merkezimizde bakınız altta olacak şöyle. Başlangıç yerimize kadar dikerek gelelim. Evet eteğimizin alt kısmını dikerek tamamladım. Şimdi kol altımızın bir tanesini açık bırakmıştık ilmeklerimizi rahat almak için. Şimdi diğer şöyle ipim biraz kaldı. Hemen düğümümü atıyorum ve yan kısmımdan dikmeye başlıyorum. Düz yönden dikiyorum. Kenardan ilmeklerimizi alarak en güzel şekliyle dikelim. elbisemizin yan kısmını diktikten sonra bir tane cep ördüm ve cebimizi bel başlangıcına bakınız etek kısmını hemen başlangıç yerine diktim şimdi e, diğerini bakınız aynı şekilde ördüm 18 tane ilmek üzerinden başladım 18 ilmeğimizi iki ters iki düz olarak ördüm sonrasında 4 sıra lastiğimi örerek kestim santim olarak bakalım kaç santim olduğunu 6 santim kenar işleminde şöyle kirpik çalıştım tığımla hemen birlikte bakınız ortasına da bir tane düğmemi diktim ve şimdi kirpik çalışmasını birlikte yapalım burası aynı 18 ilmek üzerinden yeterli oldu enine bakalım boyunu ölçtük ama enini ölçmemiştik hemen en kısmı ise 8 santim Evet şimdi kirpiğimizi örmeye başlayalım ve diğer tarafa da cebimizi dikelim bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum. Hemen alttan 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Ve şu şekilde biraz ileriye geçiyorum. 1 2 3. Batmış olduğum yerin arkasına girerek batıyorum. Hemen dibine değil, biraz ileriye geçiyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra batmış olduğum yerin ardına giriyorum. Şöyle tığımızı bakınız yatırdığımız zaman biraz ileriye çok da yığılmasın bir mesafemiz olsun. 3 zincir arkasına giriyorum. Tekrar bakınız hemen dibine değil şöyle tığımızı tuttuğumuz zaman şöyle bakınız gelen yerimizi görmekteyiz. 1, 2, 3 ardına giriyorum ve ileri batıyorum. 1, 2, 3 Ardına batıyorum ve bu şekilde bütün çevresini sadece üst kısmı yapmıyorum, kenarlarımızın üçünü de bu şekilde kirpiklerimizi örerek tamamlıyoruz. Ve biraz fazla koparıyorum, şu şekilde yukarıya doğru bakınız diğerinde olduğu gibi ayarlayarak dikmeye başlıyorum. Üste bırakıyorum hemen dikiyorum. Normal dikiş yapıyorum. Zaten cebimiz yukarıda olduğu için herhangi bir şekilde belli olmuyor ipimizi. Her iki cebimizi dikerek tamamladım. Şimdi 3 numara tığımla zincir çekmek istiyorum bel kısmı için. Sizler kordon çalışması da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde çalışalım. Kalın numaralı tığımla zincirimi çekiyorum. Belimiz boş kalmasın. Buradaki zincir sayısı yeterli olacak kadar 1 metreye yakın çekelim. 90 santime yakın zincirimi çektim. Şimdi biraz büyük çatal iğnemi taktım. Uç kısmından bakınız şu şekilde girdim. Küçük iğne ile uğraşmak istemiyorum. Tam ortadan şuradan girişimi yapıyorum. Ve aralıklarla geçişimi yapıyorum. Diğer ipimin ucunu koparmadım. İhtiyaç olursa çekmeye devam etmek istiyorum. İhtiyaç olmasa buradan sökerek ayarlamak için diğer tarafı koparmadım. Evet şu şekilde bakınız artışlarımızı yapmıştık. Şöyle artışlarımızın olduğu bölümlerden giriyorum gövdemizin etek bölümünden alıyorum bakınız üst kısımdan değil şöyle görelim etek bölümümüzden girdim ve devam ediyorum aralıklarla geçişimi yapıyorum çok rahat geçiyorum küçük iğne ile de tabi yapabilirsiniz ama biraz daha çabuk olmasını istiyorum ben Çoksa zarar vermiyoruz. Merak etmeyin. Zaten artış yaptığımız yerlerde belirli genişliklerimiz var. Evet bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. 90 santim kadar zincirimi çektim. Zincirimin diğer ucu halen e, örülmeye devam ediyor. Koparmadı. Eğer fazla olursa sökmek istiyorum. Az olursa biraz daha ilave etmek için o kısmı o şekilde ayarladım. Şimdi tam orta yerden Elbisemizin roba kısmının üst kısmından başlıyorum. En alttan bakınız. Şuradan girişimi yapıyorum. Ve devam ediyorum. Diğer aralıktan çıkıyorum. Daha küçük iğnelerimizde kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakınız. Hemen eteğimize geçiş yaptığımız yerden iğnemizde uygun yerlerden geçişimi yapıyorum. Bakınız elbisemizin üst kısmındayız. Etek kısmında değiliz. Ben girişlerimi yapıyorum. Şöyle görelim başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet eteğimize 90 santim zincirim tam oldu 95 gibiydi. Şimdi uç kısmına 3 tane şöyle yaprağı olan bir minik çiçek yaptım. Bitiş yönünde ipimi koparmadan. Buradaki başlangıç yerini de sizlerle birlikte başlayalım. Dilediğiniz süsleme çalışmasını yapabilirsiniz. Dilerseniz boncuklar takabilirsiniz. Tamamen istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. 1 2 3 şuradaki iplerimizi alıp gizleyerek örmeye devam edelim bir trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı ördüm 1 2 3 tane zincirimi çektim yuvanın içerisine gelerek batıyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız bir tane çiçek yaprağını bu şekilde oluşturdum 3 zinciri çektim Yine aynı yuvanın içerisine gelerek bir trabzan ve aynı yere batarak ikinci trabzanımı örüyorum. 3 zincir çektim. Yeniden aynı yere batıyorum. İkinci yaprağımı da bu şekilde oluşturdum. 3 tane zincirle üçüncü yaprağın başlangıcını da yaptım. Bakınız birinci, ikinci Araya 2 iki tane trabzan kenarlarına üçer zincirle çıktım üçer zincirle indim çok basit dilerseniz boncuk da yapabilirsiniz İlla çiçek yapmamız gerekmemekte tamamen zevkimize uygun süslemelerle çalışalım iki trabzanımı yaptım üç zincirimi çektim şuradaki ortada duran zincirimin diğer tarafına bakınız iplerimin olduğu yere gelerek batıyorum ve bir zincir çekerek kapatıyorum tekrar buradan da ipimi kestikten sonra çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz bakınız 3 yapraklı minik bir çiçek çalışması yaptık tamamen zevkinize göre istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz şimdi bu arkadaki kalan iplerimizi içeriye gizleyelim tekrar şöyle gizleme işlemimi yapıyorum. Evet. Temizliğini de yapalım. Bu şekilde elbisemizi tamamlamış olalım. Evet şöyle düğümümüzü atıp fiyongumuzu bağlayalım. Evet bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamız faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.